Sayın Milletvekilim İlyas Şeker Bey, Sayın Kaymakamım Ahmet Özkan Bey, Sayın Belediye Başkanım Görbül Özcan Bey, Şehit Ayağımızda daha önce görev yapan, şimdi Gölyaka Kaymakamı olan Sayın Murat Çener Bey, Sayın Derece Kaymakamımız Ömer Karaman Bey, Erzurum Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanı, çok sevgili hemşerimiz, kurucuyemiz Tekin Dursun Bey, teşriflerinden çok özür diliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok özür diliyorum. Akademisyenlerimiz, profesörlerimiz, doktorlarımız, memurlarımız, avukatlarımız, siz değerli misafirler, Şenkaya'ya gönül veren değerli gönül dostlarımız, kuruluşumuzun 1. yıl dönümü münasebetiyle organize etmiş olduğumuz yemeğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Federasyonumuz her faaliyetlerinde olduğu gibi siz değerli konuklarımıza seslenirken bu eşsiz gücü yanımda hissetmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Değerli misafirlerimiz, Şenkaya Köy Dernekleri Federasyonu 1. yılı dönümü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumuzu, sizleri bir araya getirerek gece gündüz Şenkaya ve köylerine hizmet etmek istediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere demokrasilerde sivil toplum kuruluş örgütlerinden vatandaş ile devlet arasında köprü rolü oynaması beklenir. Nitekim STK'lar vatandaşların düşüncelerinin devletin protokollerinde de vatandaşa aktarmanın sağlanmaktadır. Katılımcı demokratik yapı ve çözümcü bir toplumun oluşmasına katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bugün modern toplumların en etkin toplumsal değişim aktörleri arasında bulunur ve ülkeler kamu diplomasi faaliyetlerinde yer alır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının kuruluşu yapılması 1980'lerden sonra geliştiğini görüyoruz. En yüksek STK sayısı İstanbul'dadır. Ülkemize her 286 kişiye bir dernek düşerken bu oran özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde oldukça yüksek. Fransa ve Almanya'da her 40 kişiye bir dernek düşmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde dernek sayısının milyonlarca ifade edilirken bu ülkesindeki nüfusun büyük çoğunluğu sivil toplum örgütlerinde görev yaparak devlet sorunlarını ilişkin birçok konuda sorumluluk alıyor. Türkiye'de sivil toplum batıdaki gibi profesyonel bir yaklaşım yoktur. Batı ülkeleri sivil toplum anlayışıyla bir kamu sektörü haline gelmiştir. Türkiye'de ise konu bazında yaklaşım ve faaliyet gösterme anlayışı yerine genel yaklaşım hakimdir. Bu nedenle Türkiye'de sivil toplum süreklilik arz etmeyen inişli çıkışlı bir sektör durumundadır. Batı'da sivil toplum kuruluşları için kamu bütçelerinde belirli bir pay ayrılmaktadır. Türkiye'de ise vatandaşların kendi inisiyatifleriyle oluşturuldukları kuruluşların tamamen kendi kendine finanse etmesi, kendi aralarında bir bağ oluşturulması, kişilerin eğitim düzeylerini, bireysel ekonomik sıkıntılarını, derneklerin çok az kişilerin katılımıyla ve uyumlu olmayan ekiplerle faaliyet göstermesi, kamunun STK'lara hassasiyet göstermesi, sivil toplum örgütlerinin Türkiye'deki beklenen düzeyde etkili ve başarılı olmamalarının nedenleri arasında sayılmaktadır. Türkiye'de STK'ların kurulması, geliştirilmesi ve
Gel muhtarım. Emin Bey eski gaziler muhtarı. Bir de Profesör Doktor Bingül Sönmez hocamı almak istiyorum. Sürprizin gerçeği gerçekten Bingül hocamda. Ben de şimdi öğreneceğim. Değerli hemşehrilerim, içinizde en şenkalı benim Bardozlu'yu biliyorsunuz hepiniz. Bürokratlar küçük yerlere gelirler, görevlerini tamamlarlar, asörleri dolar, giderler. Kalıcı iz bırakanlar vardır, hiç kalıcı iz bırakmayanlar vardır. Bürokratlar da çoğunlukla hizmet etkiyi görür, unutur giderler zaten. Ama Şenkaya bir bürokrat geldi. Şenkaya çok hizmet verdi ama Bardoz'a biraz torcu geçti. Onun için biz onu Bardoz'a ilan ettik. Sonra Erzurum'a vali yardımcısı olarak gitti. Şenkaya galiba bizi unutur dedik. Vali yardımcısı oldu, önü çok açık. Yok, gene unutmalı, gene Erzurum için de Bardoz'a torcu geçti. Ankara'ya giderken dedi ki Şenkaya bizi kesin unutur. Unutmaması için biz ona bir armağan verelim. Bir fahir hemşerilik verelim ki Bardoz'u unutmasın dedik. Sevgili Mehmet Gök Valim'i buraya çağırıyorum. Biz ona Bardoz'un anahtarını vereceğiz. Gerçi Sayın Vekilimizden sonra konuşmak şık değil ama Sayın Vekilim aklınıza sığınıyorum artık birkaç cümle söylemek bize de şart oldu. Gerçekten bu sürprizi beklemiyordum. Daha önce böyle bir şey olacağını söylemişlerdi ama ne zaman verecekler diye bekliyordum. Bir türlü vermediler bana. Bir ara Bingül Hocam'ın odasına gittiğimde odasında duruyordu. Hocam nedir bu sana vereceğiz dediler. Biz de bekledik ne zaman verecekler diye. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun yükü çok ağır. Belki maddeten yükü şey olabilir ama manen yükü çok ağır. Ben 8 yıl Erzurum'da çalıştım. Erzurum'u unutmam mümkün değil. Kendi memleketimde 8 yıl kalmadım. Bu münasebetle gerek Erzurum'da görev yaptığımız, burada simaların çoğunu tanıyorum. O dönemden şu ana kadar ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştık. Bizlerle beraber Bingül hocamız, belediye başkanlarımız, kaymakam arkadaşlarımız, yine söyleyeyim, gerçekten Erzurum'da ve Şenkaya'da tanıdığım insan sayısı kadar Urfa'da insan tanımıyorum. Bu münasebetle ben Erzurum'u hiçbir zaman unutmayacağım. Bundan sonra da unutmayacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Heyecanlıyım, basında konuşmasını da severim. Hukukçu olduğum için bol bol da konuşabilirim. Fakat bu güzel şeyden sonra ve Sayın Vekilimizin konuşmasından sonra da fazla uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erzurum'u, Şenkaya'yı bundan sonra da unutmayacağız. Ne var mısın? Sayın Hocam, mikrofon senin. Bu güzel sürpriz için Bingül hocamıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım. Efendim, küçücük bir sağlık çekimini veriyoruz. Çünkü biraz sonra daha önce görüşüyor, görüştük. Nasıl? Çok memnunum. Yaşam Türkler'de bir sanatçımız bizlerle beraber olacak. Ve beraber
Eşsiz lezzetli balları, zorlu da olsa özellikle av sporlarına uygun doğa koşullarına, sıcak insanlarına ve daha pek çok değere sahip olan böyle bir ilçede görev yapmaktan büyük onur ve gurur duymaktayım. Biliyorum ki sizler de Şevkayalı olmanın size verdiği kıvanç, özgüven ve gururu yüzlerce kilometre uzakta her gün hissetmektesiniz. Değerli konuklar, günümüz koşullarında sivil toplum örgütlerinin önemi hepimizin malumudur. Ortak amaca sahip kişiler bir araya gelerek dernekler, vakıflar kurmakta, güç birliği yapmakta ve hedeflerine uygun çalışmalar yürütmektedirler.
Bir kişinin tek başına asla yapamayacağı işleri dernekler hep birlikte kolayca halledebilmektedirler. Siz gurbetteki şenkayalıların da bir araya gelerek örgütlenmek, dernek kurması ve çalışmasını yürütmesi sonucu işte bu güzel gece, bu büyük organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sizler bir araya gelerek hem gücünüzün farkına varıyor hem de yaptığınız görüşmelerle sıla hasretini bir nebze olsun gideriyorsunuz. Memleketinizi, yerel kültürünüzü ve değerlerinizi tanıtıyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli ve yararlı faaliyetlerdir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, belediye başkanımızla birlikte karşınıza heyetimizle ve Şenkayalı seçkin öğrencilerle geldik. Onlarla birlikte sizlere memleketimizden coşkulu bir yeni Şenkaya Bar ekibi getirdik. Umuyor ve diliyoruz ki bu tarz etkinliklerimiz bundan sonra da sizlerle buluşuruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor. Hepinize güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Boyunda gör bizi, geçme sakın Irak'tan. Gözün varsa seçersin, barda karayağıttan. Bir savaş seyri vardır Dadaş'ın her barında. Görünce o an kaynar kanın damarlarında. Doyumlu olmaz bir görsen Köroğlu'nun barını. Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını. Dumrudan Tabasra'ya çağlayan selimiz var. Bahtımız kara değil, bugün kara su kadar. Bingöl yaratmadı mı kan çağlayan arası? Hazar çalkalandıkça kanar Türk'ün yarası. Aman Aras, han Aras, Bingöl'den kalkan Aras. Al başımdan sevdamı, Hazar'da çalkan Aras. Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı. Efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Barbaşı sallarken mendilini, gözüne al dadaşım gönülden sevgilini. Dille davul ne diyor? Dan, dan, dan. Ben bu sese vurgunum ezelden. Can, can, can. Canlar yurdundur evet, her can vatana kurban. Atalar yurt sevmeyi davuldan öğrendiler. Bu ilk barın adına Dadaş barı dediler. Dadaşlar ağır ağır bir halka çevirdiler. Yurda kurban yiğitler bu halkaya girdiler. Ses yok, donmuş dudaklar, gözler şimşekleşiyor. Kırat çişliyor, neden topraklara yaşıyor? Dan, dan, dan. Zurnadan çıkan ince bir ses dağları kıvırdatır. Dağlar gibi dadaşlar durmadan kıvırdalır. Tanrım bu ne duruştur, gözler halkalanıyor. Ufuklar bayraklaşmış, cihan dalgalanıyor. Silkin ey falan döken, dök başından karını. Dadaş oynarken senin gösterir vakarını. Vur davulcu, candan coşsun dadaşım. Çal zurnacı, oynasın dadaş, dönüyor başım. Thank you.
Almanya'ya bak. Sınırda yolcuydum. Görüşürüz inşallah. Memnun oldum tanıştığımıza. Buradayız da bir sabırım var. Ben emekli polisim. Gelirsin Allah'ın emekli. Tanıtıyor musun? O tanıdığı doğru için. Senin canın sağ olsun ya.